tırmanayım, edeyim, bir şeyleri kucaklayayım, fırlatayım mı istiyor? Çocuk kafasına bir şey takar ve anında olsun ister. Eğer çocukta ciddi bir sıkıntı yaşıyorsak iletişimle ilgili, bunun altına yatan nedenlere bakalım. Dikkat, odaklanma, atacağı yeri göz önüne alma ve aynı zamanda zamanlama vardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında... Çocuğum yerinde duramıyor. Yoksa hiperaktif mi? Hiperaktiflik demek aslında aşırı hareketlilik demektir. Hiperaktivite dediğimiz durumlarda çocuklar aşırı hareket ederler ve bu artık aileyi yıldıracak düzeye gelmiştir. Bunun içinse en güzel tanıyı koyacak olan kişi de zaten psikiyatrlardır. Çocuk ve ergen psikiyatrisine gidip bu tanıyla ilgili görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar koşuyoruz. Bana fenalık geliyor ama çocuğum yorulmak bilmiyor. Bu çocuk neden yorulmuyor? Çocuğun aslında duyusal ihtiyaçlarını anlıyor muyuz, buna bir bakalım. Şimdi yorulmayan çocuk, bir kere interoseptif dediğimiz içsel duyularımız vardır bizim. Bu vücudunun açlık, tokluk, işte uyku durumunu anlaması, yorulduğunu anlama duyusudur. Vücudun ihtiyaçlarını acaba bir anlamıyor mu, bir çözüm üretemiyor bunlarla alakalı, buna bir bakmamız lazım. Burada bir eksiklik olabilir. Aşırı hareketlilik varsa zaten, hani hiperaktif olduğunu düşündüğümüz bir durum, aşırı bir hareketlilik hali varsa, bunun altına yatan nedenlere bakalım. Çocuk acaba vestibüler dediğimiz denge duyusuyla ilgili bir sıkıntı mı yaşıyor? Yani sürekli bir denge arayışında mı? Sağa sola hoplayıp zıplayıp o dengeyi bulma çabası mı var? Ya da proprioseptif duyu dediğimiz eklem ve kaslarımızın içinde olan duyularımız vardır. Bunlar mı sürekli arayışta? Sürekli bir yerlere tırmanayım, edeyim, bir şeyleri kucaklayayım, fırlatayım mı istiyor? En uygun olan aslında gideceğimiz doktor yine çocuk ve ergen psikiyatristidir. O gerekli olan duyu bütünleme uzmanına sizleri yönlendirecektir. Bu çocuk neden hiperaktif oldu? Bu çocuk aslında doğuştan getirdiği özellikler yüzünden belki hiperaktif oldu. Yani vücudunun aşırı bir hareket arayışı var. Harekete ihtiyacı var bu çocuğun. O ihtiyacı aldığı zaman rahatlayacak ve doyuma ulaşacak aslında. Buna bakmamız gerekiyor. Eğer böyle bir şeyi fark ettiğimiz zaman doğuştan da geliyorsa, bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimize de uzmanlardan destek alarak ilerleyebiliriz. Bebeklerde de hiperaktivite görülür mü? Erken dönemde aslında aşırı hareketlilik olarak karşımıza çıkmakta. Yani bebek uykuya geçişte zorlanabilir. Sürekli bir hareket halindedir. Uyuyan çocuk kendini bu aşırı hareketlilik yüzünden uyandırabilir. Yatak içinde bile kıpır kıpır dolaşıp başında koyarsınız, bir bakarsınız ayak ucundan çıkar çocuk. Bebeklik döneminde bile bu hareket ihtiyacı, kasların kuvveti kendini göstermekte aslında. Hiperaktivite yaş ilerledikçe azalan bir şey midir? Hiperaktivite aslında insanın aşırı hareketliliği azalabilir, ihtimal dahilindedir, ama biz bu hareketliliği nasıl ve nereye doğru yönlendirdiğimize bakmamız lazım. Eğer aşırı hareketliliği düşünce yöntemiyle biz aslında düşünceler arasında yaparsak belki çok ilginç fikirlere imza atacağız bu anlamda. Düşüncemiz çünkü çok hızlı. Ama bedensel olarak bir hareketlilik de söz konusuysa, ders dinlerken sıkıntı yaşayacağız. Ne yapacağız? Oturamayacağız, edemeyeceğiz ve kendimiz için belki bir takım önlemler alacağız. Normalde hareketli çocuk ilk zamanlarda, ilkokulda, birinci sınıfta bir düşünün, çocuk hareket halindedir. Çünkü sırada oturmayı henüz öğrenememiştir. Ama yaşın büyüyüp ilerlemesiyle beraber kendini rahatlatma yöntemlerini bulacaktır, seçecektir ve liseye kadar gelen süreçte en azından sırada oturmayı öğrenecektir. Yani biraz sosyal baskıların da etkisiyle biz kendimizi denetim altına alabiliyoruz. Ya da ilk zamanlarda çocuğun ihtiyacı tam doyurulmadığı için bu neydi? Hareket ihtiyacıydı. Çocuk bunu sürekli göstermek halindeydi. Çünkü doymamışlık vardı bunda. Ama çocuk büyümeye başlayınca diğer duyuları da etkin olarak kullanmaya başlıyor. Ve etkin olarak kullanınca da her bir duyudan aldığı iletilerle beraber aslında vücudu belki de yoruluyor. Yani bakın, aynı anda birçok şeye cevap verebiliyor bu çocuk. Yani etkinliğini, aktivitelerini, bu aşırılığını daha doğrusu bütün duyularından toplar hale geliyor. Kız veya erkek çocuklarında hiperaktivite farklı oluyor mu? Şöyle söyleyelim, aslında bu aşırı hareketlilik hali beynimizdeki nörotransmitter sıvılar vardır. Onların da aslında etkisiyle olan bir durumdur. Yani bir hormon fazla salgılanınca siz hareket etme ihtiyacı duyarsınız. Ama bunun haricinde eklem ve kaslarımızın da bu harekete ihtiyacı var. Bunlar biraz bu hormon dağılımıyla ya da bu harekete olan ihtiyaçtan kaynaklı bir durumdur. Kız erkek, evet, ona göre de değişebilir. Durduramazsın beni. Aklım her yerde. Yorulduğumda düz duvarda. Hareketliysem sporda. Konuşuyorsam ezberde. Düşünüyorsam bilgelikte. Yaramazsam muziplikte.
hızıma oyunlar yetişemez. Yetişirse bir tek annemin bakışları yetişir. Çocuğum yaramaz mı yoksa hiperaktif mi? Bunu nasıl anlarım? Burada yaramazlık kelimesine bir bakalım isterseniz. Yaramazlık demek sanırım afacanlık gibi bir şey. Yani gözünüzün içine baka baka sizin buna karşı geleceğinizi istemediğinizi bile bile bir şey yapma halidir belki. Ama bu hiperaktivite dediğimiz aşırı hareketlilik durumu bambaşkadır. Çocuk sonunu gözetmeksizin aniden bir hareket yapar. Bu nedir? Çocuk kafasına bir şeyi takar ve anında olsun ister. Biraz dürtüsel hareketlerdir. Yani bu ilkel beyin dediğimiz hani amigdaladan yapılan hareketlerdir belki de. Hızlıca yapar, düşünmeden yapar belki. Bunlardır küçük yaşta görülen. Ama planlı, programlı bir aşırı bir hareketlilik varsa bunun altında yatan nedenleri mutlaka bir uzman desteğiyle çözebiliriz belki de. Yanlış beslenme hiperaktiviteyi tetikler mi? Aslında yapılan araştırmalara bakarsak evet ediyormuş. Bu ne anlama geliyor? Paketi açtığınız zaman anlık haz veren gıdalar vardır ya, o yüzden o paketli gıdaları diyoruz, biraz sayısını azaltsak mı? Çünkü aşırı derecede bu şekilde haz veren gıdalarla beslenildiği zaman çocuk birden haz almaya, ondan sonra birdenbire bu mutluluğun gitmesi ve onun bir döngü haline gelmesine sebep oluyor. Hiperaktif çocuğuma nasıl yaklaşmalıyım? Nelere dikkat etmeli? Hiperaktivite dediğimiz şey aslında dikkat eksikliği, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bunları biliyorsak biz çocukta haz veren bu yiyecekler vardı ya, onlardan kısıtlayarak belki paketli gıdalar da diyoruz aslında, onları kısıtlayarak bir başlayabiliriz iletişimimize. Çünkü onları aldığı zaman mutlu olacak, onların olmadığı zaman huzursuzlanacak belki. Sonrasında odaklanma ve dikkat problemi yaşadığı için bu çocuğumuz belli bir oyuncakta uzun süre kalmayacak, hızlı geçişler yapacak. Belki bir oyundaki odaklanma süresini arttırabiliriz. Bir oyuncakla ilgili nasıl çeşitlendirebiliriz kısmını düşünebiliriz ilerleyen zamanda. Eğer çocukta ciddi bir sıkıntı yaşıyorsak iletişimle ilgili mutlaka bir uzman desteği almalıyız. Hiperaktif çocuğum iyileşebilecek mi? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında bazı yöntemlerle etkisi azaltılabilmekte. Yine bunları en iyi tanıyı koyacak olan kişi çocuk ve ergen psikiyatristleridir. Önce onunla bir görüşmeli, onlarla beraber bir yol haritası çizmenizi öneririz. Sonrasında ise dikkat, odaklanma, derslerle alakalı sıkıntılar çıkmaya başlayınca yine bir eğitimci uzmandan belki bir destek alarak onların etkisiyle beraber derse odaklanma sağlanabilir. Hiperaktivitenin olumlu yanları mı varmış? Aslında her probleme bir de olumlu tarafı var mı diye bakmamız gerekmekte. Evet, bir sıkıntı olarak görüyoruz çünkü çocuğumuz çok hareketli. Acaba biz ona yetebiliyor muyuz? Onu düşünmemiz lazım bu aşamada. Şimdi bir kere şunu bakacağız. Çocuk eğer aşırı hareketli ise hızlı da öğrenebilir. Çünkü çok hızlı geçişler yapmakta, her geçtiği alanda, her geçtiği oyuncakta yeni yeni şeyler öğrenmekte. Hızlı bir öğrenme var. Düşünceleri de aynı şekilde hızlı hızlı atlamalar yapar. Ama bizim yapmamız gereken bir konu hakkında derinleşmesini sağlamak. Evet, hızlı atlamalar yaparken düşünceler arasında da yapacaktır. Birçok şeyi aynı anda düşünebilir. Ama bir konuda derinlemesine düşünmesi için bir konu hakkında ele alıp ne kadar derine inebiliriz ona bakmamız lazım. Onunla ilgili çalışmalar yapabiliriz belki. Uzun süre ekran başında olması çocuğumu hiperaktif yapar mı? Şöyle söyleyebiliriz aslında. Ekrandaki o hızlı geçişler var ya, çocuğun da algısını değiştirmekte. Haliyle çocuk da o ekrandaki hızlı geçişler gibi çevresinde de etkiler aramakta. Oradaki hızlı geçen nesnelere, oyuncaklara yönelmekte belki de. Ekranda uzun süre sabit kalan çocuk bir süre sonra ne yapacak? Hareket ihtiyacı gerekli, bir hareket etmesi isteyecek. Haliyle ekranı kapattığınız zaman aşırı hareketler devam edecektir. Çünkü bir süre sakince, sessizce oturuyordu ekranın karşısında. Ama ekran kapandığı zaman vücudun ihtiyacı olarak da hareketlerin olması gayet normaldir. Hiperaktif çocuğumun öğretmenleriyle görüşmemin ne gibi bir faydası olur? Tabii ki faydası olur. Hatta biz görüşmeden önce onlar belki bizimle görüşecek. Çünkü aşırı hareketli, sınıfta duramıyor, neler yapabiliriz belki onu söyleyecek. Evde biz evet dikkat ediyorduk, çocuk hareketliydi, fazla o kadar dikkatimizi çekmiyordu. Ama okul ortamına girince bu çocuklar belki de dersin düzenini bozabiliyor. Aşırı hareketleriyle arkadaşların dikkatini, öğretmenin dikkatini dağıtabiliyor. Hal böyle olunca öğretmen bunu bir sorun olarak algılayıp direkt hakikaten size bildiriyorlar. Yapacağımız şey şudur, bir çocuk ve ergen psikiyatrisine gitmeden önce öğretmenimizden çocuğumuzun sınıf içindeki durumuyla ilgili bir yazı almamız. O yazıyla ilgili belki çocuk ve ergen psikiyatrisine gidebilir, onlardan da destek alabiliriz. Hiperaktif çocuğuma kendisine uygun, enerjisini harcayacak görevler vermek iyileşme sürecine katkı sağlar mı?
Aslında evet, iyileştirebilir. Şöyle ki biz aşırı hareketli çocuklara yönelteceğimiz sporlar olabiliyor. Yani beden koordinasyonunu sağlayacağı mesela tenis sporu olabilir. Bakın tenis sporunda ne vardır? Dikkat, odaklanma, atacağı yeri göz önüne alma ve aynı zamanda zamanlama vardır. Topu bıraktığınız zaman ne zaman vurması gerektiğini çocuk hesaplayacak ve nereye vurması gerektiğini tayin edip o tarafa doğru vuracak. Bedenini ona göre şekillendirecek. Aynı anda aslında çocuk birçok uyarana birden cevap verecek. Dolayısıyla birçok uyaran bir etkinlikte aslında almış olacak vücut ve yeterli enerjisini toplamış olacaktır.